day, all day. Remix of love in a new way, new way. Put it on, put it on. Hanımlar, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Çok nereye? Tatlı görünüyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Bayıldım ben de. Nereye gidiyorsun? Bizim anneannemle dedemiz 65 senedir evliler. Onun kutlamasını yapacağız birlikte, annem, babam birlikte. Ailece. Evet. Otelde bir güzel bir restoranda yemeğe gidiyoruz. Hadi bakalım, gelin. Ezgi. Merhaba. Ben de o Ezgi'ye bakıyorum. Üzerindekileri ayrı ayrı nasıl, yani çok uzun sürecekmiş gibi geliyor yorumlamak ama şöyle bir şey var. Ben sizin zaten burada olduğunuzu çok fark etmiyorum. Hani bilmiyorum yani. Hani sürekli uyuyorsunuz çünkü çok çok gözüm hizasındasınız ve hani sizi sürekli öyle görüyorum ben. Ve hani bu hoşuma gitmiyor, bilmenizi istedim. Rahatsız oluyorum yani çünkü ben de buraya 2 saatlik uykuyla geliyorum. Ya da hiç uyumadan geldiğim zamanlar oluyor ve ben uyumadığım müddetçe hani sizin de uyumamanız gerektiğini düşünüyorum. Hiç değilse hani uyumamak adına ben bir şeyler yapıyorum, söze katılıyorum, eleştirimi yapıyorum, el kaldırıyorum, dahil oluyorum ama sizi hiç görmüyorum. Ya bunu söylemenden ben şu an rahatsızlık duyuyorum çünkü ben bütün yani bayram tatilinden geldiğimden beri hiç uyumadım orada. Evet. Hayır yani tatilden önceki hafta gerçekten kötü, zorluk çekiyordum. En kötü en az bir kere şöyle olduğunu gördüm. Bir kere. Yani hayır ben olmadığımı biliyorum. Bayramdan önceki süreç yoğun bir süreçti. Onun için ayrı özür diliyorum herkes için. Herkesten hani burada uyuyakaldığım için. Uyumasan da neden... uyuyormuşsun gibi o zaman öyle nasıl? Söyleyeyim ya da size her varlığınla türlü... Varlığınla yokluğun bir mi demek evet, istiyorsun yani? Aynen. Size her türlü ikiniz olarak değerlendirdiğimiz için de bir şekilde yani ben sen uyusan da aynı şey. Ben ikiniz için söylüyorum. Hı-hı. Sen uyumuyorsan da aynı şey. Yani fark etmiyor çok. Çünkü kıyafet olarak da hani şey eleştiriyoruz. Yani sürekli Aycan uyuyorsun diyemeyeceğim. Hani genel olarak ikiniz uyuyorsunuz. Yani o da... Allah Allah anlamadım. Kıyafet olarak ayrı eleştiri alıyoruz. Ama sonuçta bir tane puan alıyorsun. Evet yani ama bir şekilde... birlikte uyuyorsunuz demen çok komik oldu. Ama şimdi. Genel olarak öyle yani. Ne zaman sizin birinizde gözlük olsa diğerinde de gözlük oluyor. İkiniz de uyuyorsunuz bir şekilde. Şimdi yani. Yok abi, ben gerçekten şöyle, şu an rahatsız şey oldum var. Çünkü. Tamam anladım da şöyle bir şey biz var. Biz de rahatsız oluyoruz. Onlar da rahatsız oluyorlar. Gerçekten şu anda uyumanızı eleştirmelerine sinirleniyorsun. Çünkü bu başlı başına absürt bir şey zaten. Yani çünkü milyonların önünde kameraların karşısındayız ve siz burada uyuyorsunuz. Yani her ne yapıyorsanız bir kere uyarıldığınız zaman hani insan çekinir ve ben ne yapıyorum der, bir toparlanır değil mi? Biz defalarca artık bunu şakaya çevirdik. Biliyorum ben kendi adıma işte bu hafta ben kendimi gerçekten toparladım ve hiç öyle bir durumla karşı karşıya gelmedim. O yüzden ben kendi adıma rahatsız oldum Ezgi'nin öyle bir şey demesine ama Aycan kendisini hani kendisine göre savunabilir. Ben şimdi kendimi Ezgi konuyu açtığı için söyledim. Demek ki evet. Onlar da rahatsız oluyorlar. Yani biz burada tabii ki yayını toparlamak anlamında uyarıyoruz, söylüyoruz. Evet. Defalarca da söyleriz yani bu sizin tercihiniz. Ama bir yarışmacı arkadaşın dile getirdi bunu. Belki başka katılan vardır belki ya da yoktur. Ve ilk başta ismen dile getirmedim zaten. İkiniz o karşımdasınız diye hani cümle kurdum ama sen hani direkt üstüne alındığın için hani böyle tepki veriyorsun ben şu anda. Üstüme İsmen, ben üstüme alınmadım. Biz ki... buradayken bize söylediğin için ben de cevap verdim. Tamam ama hani aslında sen madem sen uyumadın senden daha çok uyuyan Aycan'sa Aycan'ın üstüne alınıp tepki vermesi gerekirdi bir şekilde. Yok bence benim tepki vermem normal çünkü hani bu hafta gerçekten yani bildiğim yapmadığım bir şeyi söylediğin için. Ama gördüm hani önceki Nurcan. Önceki hafta diyor olsaydım bir şey diyemezdim. Evet önceki ama hafta şimdi zaten diyorum çünkü kendimi şu an savunabiliyorum. O konuda kendinizi önceki hafta. Nasıl? Ama şu an hani ben seni gördüğüm için söylüyorum. Ben gerçekten diliyorum bir hafta boyunca sen de bir kişiyle daha gel buraya ve hani onu dene. O zaman belki hani biraz daha bu şekilde konuşabilirsin benimle. Çünkü burada şey hiç kimse bilmiyor yani iki kişinin hani ne demek olmasının hiç kimse bilmiyor burada.
Bana sorarsan aslında avantajlısınız. Hiç bir sana şey sormuyorum çünkü bilmiyorsun canım yani. Hayır bilmiyorum değil. Fikrime göre, gördüğüme göre ve yani hani tahminime göre bana göre avantajlısınız. Yani ben de burada kardeşimle veya arkadaşımla yaşamak isterdim. En kötü kıyafetsel olarak bile bakmıyorum olaya. Hı-hı. Psikolojik olarak bir destek evet, var yanımda. Evet psikolojik olarak. Tamam işte ben psikolojik olarak. Ya zaten kıyafetseli geçtim onu zaten konuştuk tartıştık ettik. Psikolojik olarak da yani öyle. Kötü yani mü tabii yani? Ki de, hayır tabii ki de destek burada tamam, olması işte, ama. Tamam işte onu söylüyorum. Onun için benim için hayır, avantaj ama... yani. Sizin iki kişi olmanız, sizin adınıza hazırlanmak bir avantaj. Demek istiyor. Yani hazırlanmak daha zor oluyor. Tamam, benim sonuçta sen de kendin orada... hazırlanıyorsun. Ay... O da bir şekilde kendi hazırlanıyor. Biz de kendimiz hazırlanıyoruz. Yani hani siz, işte sen de onun için olmuyor. Mi koşturuyorsun? Tek tek olmuyor işte. Sürekli birbirimize yardım ediyoruz. Birbirimize uymaya çalışıyoruz. Peki, yani başka kendi düşündüğüm bir şeyi tek başıma yapıp çıkamıyor. Okay. Tamam Naca. Yani... benim kendi aklımda ben bunu giymek istiyorum deyip çıkamıyorum yani kendi başıma hazırlanamıyorum. Ya yani kendime harcadığım vaktini Nurcan'a da harcıyorum o da aynı şekilde bana. Ya peki bir şey soracağım hemen. Şu an bugünkü konseptinizde ikiniz de birbirinizle uyumlu olan ya da birbiriyle yani uyan ne var şu anda? Evet şu an o zaman şöyle diyeyim Aycan abisi vardı. Ben hiç güzel bir abiye bulamadım ve diktiremedim o yüzden... olan kıyafetlerimizi abiyeleştirdik. Durum bu. Ama şöyle anladın bir şey, mı? Yani, ama şöyle hayır, bir şey var. Bak, o abiye senin giyebilir. Senin düşünemediğin sorunlar da var burada. Anlaşamıyorsun. Mesela Aycan'ın nasıl yok anlaşabiliyoruz ama Aycan abiye hani Aycan abiye giyse ben burada hani onun peşinden böyle gelemezdim. Çünkü Aycan abiyesi vardı mesela. Senin de daha şık olduğun zamanlar oluyor. Onun abiyesiyle gayet uydurulabilirdi. Bir de yani. Bazı hani menajeri olurdun mesela o bir yani iyi işte daha önce öyle çok konsept yani bir kere yaptık. Onu yaptık yapmıştık oluyor. Mecbur kaldığımız ama için de yani yok, sonradan oluyor. İzlediğimizde kendimizi çok abes durmuştu yani birimizin üstünde abiye vardı diğerinin altında düz ya, ayakkabı bilmiyorum tabii daha... yani bunlar peki, size göre de şimdi yani. Ezgi'cim söz almak isteyen çok arkadaşım tabii, var Gülşah sen söylemek istiyorum. Ondan da bağımsız olarak. Şimdi bizim 3 tane bilincimiz var. Çok klişe olacak ama Emel, Ezgi ve ikizler. Özellikle ikizler bizim ilk göz ağrımız. Hani en çok işte dikkat çeken, yarışmayı belki de izlettirebilen, insanlara değişik gelen, fikirleri olan. Bana göre sizin bu detaylarınız, farklı şeyler denemeniz en çok beğendiğim özelliğiniz. Ama ben bunu yorumlarınızda görmüyorum. Mesela Ezgi çok katılıyor. Emel'de de görmüyorum Öykü Hanım bunu. Ben bu birincilerin bize daha çok yorum yapmasını, daha çok yarışmaya dahil olmasını istiyorum. Özellikle sizi, çünkü çok beğeniyorum, çok değişik şeyler kullanıyorsunuz. Ama yorumlarda, bizlerin olaylarında sizleri görmüyorum. Böyle bir köşede orada oturan bir kesim var. Sanki program bu şekilde, yani biz giyinelim, güzel güzel notumuzu alalım. Bir kesim cool oluyor. Bir dakika, ben bitireyim. Biz böyle olmak zorundayız. Mesela bir şey konuşuyorum, oradan ses geliyor, konuşmayın deniliyor. Geriliyorum, motivem düşüyor ama o tarafı sanki aman uyusun, bir şey olmuyor, görünmüyor. Ben 14 kişinin de dahil olmasını istiyorum. Aynı şekilde yorum. Özellikle birinci olmuşların daha çok fikirlerini duymak istiyorum. Yani bunu ben bize haksızlık olarak görüyorum. Ben de söyleyeyim o zaman. Ha Nazlı. Dur, bir Nazlı, şey söyleyeceğim Ayşe. Nazlı hiç yok zaten. Bize de söz hakkı verildiği zaman biz de kendimize göre ne düşünüyorsak, fikrimiz neyse onu söylüyoruz. Ne yani? Söz hakkı mı vermiyoruz? Yo veriliyor ya hani Öykü Hanım. Ama yarışmayan yani alıyor da Emel'cim. İyidir mi? Ben, bunun yeterli olmadığını söylemeye çalışıyor Gülşah. Özellikle bizim mi istememizi istiyorsun? Özellikle hani bizim hayır, mi konuyla ilgilenmeniz gerektiğini, yani dahil şu an olmanız gerektiğini, şu an fikriniz varsa bağımsız, duymak istediklerini söylüyorlar. Yani ben... Yani ben ilgilenmeye çalışıyorum bilmiyorum öyle hani ilgilenmiyor gibi mi görünüyorum bilmiyorum ama. Aslında çok eğlencelisiniz hele çok tatlı ama yoksunuz burada. Birinci olmuşsunuz çıkmışsınız ne yapacaksınız ne yiyeceksiniz ben çok merak ediyorum. Yani fikirleriniz konseptleriniz de farklı evet. Ama ben burada konularda dahil olarak hiç görmüyorum sizi. Bir şekilde var olmanızı istiyorum. Yani kıyafete gösterdiğiniz ilgiyi, alakayı bize de istiyorum ve yarışmaya da istiyorum. Sanki bir saygısızlık gibi yani çok özür dileyerek söylüyorum. Artık öyle düşünmeye çalışıyorum. Uyumak ne demek? Ben uykusuzluğu bize karşı saygısızlık olarak görüyorum. Genel olarak söylüyorum. Genel uyuyanlara. Özellikle Hamarat'a da söylüyorum. Artık Hamarat'ınkisi horlamaya geçti.
Şimdi haksızlık diyorsunuz ama benim de uyarabileceğim, jüri dahil olmak üzere uyardığımız noktaları biliyorsunuz. Burada işaret edip konuştuk, kayıt dışı konuştuk, söyledik, aralar veriyoruz toparlanalım diye. Kolay değil, uzun bir çekim yapıyoruz. Ama bu bir sorumluluk hissiyle alakalı bir şey bence. Ya da yarışa dahil olma azmiyle ilgili de olabilir. Bilmiyorum, belki yoruldunuz mu, hevessiz misiniz? Ayşenur? Ben çok başka düşünüyorum çünkü kendileri bunu söylediler zaten. Biz burada en kötü durumda bile enerji içeceği içiyoruz. Yani bir sürü şey içiyoruz ve hani çarpıntımız oluyor bir saat. Çünkü biz burada ayakta durup konuşmak zorundayız. Çünkü biz bir moda programındayız ve eleştirmek zorundayız. Ve onlar kendileri burada birkaç gün önce bir şey söylediler. Bu bir pakettir dedi. Konuşmanla, halinle, tavrınla. Ve sizin paketinizin içinde susmak cool'luksa, sizin paketiniz buysa... Hayır, susmak değil. Hayır, hayır. Kesinlikle siz bunu kastettiniz. Ayşegül çok konuşuyordu. Hayır, onu... Hayır. Hepsi aynen bunu söylediniz. Alakası siz konuşmayı, konuşmamayı sessizliği, cool'luk olarak görüyorsunuz. Hayır. Siz orada cool cool oturup ya da yorgunsunuz, uyumuyorsunuz. Orada gelip burada uyuyorsunuz. İlk sezonda ikizler vardı ama gerçekten All Star'da ben ikizleri göremiyorum. Yoksunuz yani. Şimdi mesele uyumak değil, mesele bunu ciddiye almak. Konsantre olmak. Saygı göstermek, her şeyden önce saygı. Buradaki herkese, aynı mesaiyi harcayan herkese. Ayşegül. Ya ben aslında senin bir programda orada kavga oluyordu. Ne oldu dediğinde ya ben uyuyordum dediğini biliyorum. Ne zaman? Bir programa çıktın, isim vermeyeceğim. Hatta bunu falan buluruz. Orada kavga ediyorlar. Siz bunlar rahatsız olmuyor muyuz? Yok ya biz katılmıyorduk. Hatta ben uyuyordum dediğini duydum. Hayır. Ben öyle bir şey demem. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi uyumanın saygısızlık olduğunu üst üste vurgulamayacağım ama ben başka bir tarafa çekeceğim. Şimdi sen diyorsun ya zor diye. Hiç zor değil. Çünkü zaten sizin şu an birbirinizle alakanız yok ve bana göre haksızlık gelen bir şey var. Siz tek yarışmacısınız değil mi? Biriniz giderse birinize gidiyorsunuz ama bizim aldığımız bütçenin iki katını alıyorsunuz. Vücut giyiniyor burada. İki vücut giyiniyor. İki vücut giyinebilir ama tek yarışmacı yarışıyor. O zaman benim kafamı keselim, Aycan vücuduna takalım. İşte alakası yok. Benim açımdan da ne biliyor musun? O zaman ben isterdim ki Aycan kötü puan alınca Nurcan da kötü puan alsın. Ama almıyor. Ortalamanız hep yüksek olduğu için üçe çıkmanız da zor oluyor. Peki bütçeye nasıl geldin? Çünkü puanlarla... Yani hafta içi puanlarla hiç bütçe ne yükseliyor ne de azalıyor. Olabilir. Bütçeye daha fazla alışveriş, daha fazla onu... alışveriş yapabiliyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Şunu ben dile daha getirdim ama alışveriş... bunu dile getirmeyen arkadaşlarım vardır diye düşünüyorum. Ben Aycan'ın bütçesinden alıp kendime bir şey almıyorum ki. Bana verilen bütçeye tamam, bu ama vücut bir şey söyleyeceğim. Giyiniyor. Ama Aycan'a verilen bütçeyle bu vücut ama giyiniyor. Ama nasıl okunuyor biliyor yani... musun ismin buradan çıkarken? Aycan, Nurcan, Şencan tek yarışmacı evet, olarak okunuyor. Evet, bak bu yıldızda dururken birlikte... Böyle bir çerçeve içinde birlikte güzel görünmeliyiz ki o puanı ama alalım. Ama hiç ortalamanız mesela ama, düşük olmuyor sizin. İki kişi yarıştığınız için hani bu da bana birazcık. İki kişi yarışmanız aslında bana All Star'da. Keşke tek biriniz yarışsaydı All Star'da. Çünkü diyelim ki ortalamanız bir günde 6 ya da 7 olursa 5 alan arkadaşım tek başına oraya çıkıyor. Anladın mı? İki kişi olmanız birbirinizi bence, kurtarıyor. Sakın haksızlık sen, demeyin bir şey, yani. Bir şey, Ayşegül bir şey peki, söyleyebilir miyim? Peki bir şey söyleyeceğim. Zaman... Siz hiç ortalamada 5 aldınız mı? Sanırım bir dört ya da iki. Mı? Dört aldık. İlk hafta aldık. Evet, i̇lk hafta. Yok yok. İlk dört ortalamada aldık. İkinci yani. Hafta da aldık. Aldık aldık. Ben mesela geçen gün senin üstünde, Aycan'ın üstünde korseyi senin üstünde gördüm. Yok, hayır. Farklı. Farklı. Tamam. Ben onu geçen hafta İngiltere'den aldım. Yani tamam ama aynı geliyor bana. Mesela onları da hani değiştirip kullanmıyorsunuz. Aynı kombinler yapıyorsunuz ama gerçekten şöyle baktığımda... Hayır farklı yerden alabilir ama Aycan da mesela onu bir elbiseyle giymişti. Daha sonra Nurcan'ın üstünde gördüm. O zaman böyle bir şey de yapmamızı istemiyorum ben tek yarışmacı insanı. Farklıydı. Bir de ben bunu zaten geçen hafta çok böyle içime şey yapmıştım. Ya ben şimdi burada konuşuyorum ama hep adım çok konuşana çıkıyor. Ben gerçekten... Zaten sen Ezgi de sana söylüyor. Benim şu da vardı diye sana söyledi. Hayır, sen onu söylüyorsun. Çalışıyorsun hayır, biraz dedim. Önce ben ona söyledim diye. De korsesini de o giymişti diye. Onu söylüyor. O mu dedim söylemek istedim. Ama şöyle yok baktım, hayır ama o korse değildi ki sen de biliyorsun. Ezgi benim o korseyi... Ya ben korseden bahsetmedim. O söylemedi zaten. Ben ona söyledim. Ayşegül bunu söylemiştim bana. Bunu da
onu mu kastediyorsun dedi. Yani evet, şöyle de bir baktığımda mesela ben yarışmacıyım ve belli kendimde sorumluluklar görüyorum. Arkadaşımı eleştirmek gibi. Kötü bir şey gördüğümde el kaldırıyorum. Bana söz verilip kötü bu demez, yani söz verildiğinde kötü bu olmamış denmesini beklemiyorum. Ya gerçekten Nazlı'nın da böyle bir kaygısı yok herhalde. Yarışma profiline uygun gelmiyorsunuz bana. Yani yarışmacı olarak göremiyorum peki, sizi. Peki bir şey soracağım. Ekranda sizi seviyor olabilirler. Senin çok sevdiğin bir yarışmacı vardı burada, gitti. Kim o? O da çok fazla öyle yorum yapmıyordu tamam, ama ben... iyi giyiniyordu. Ona niye böyle kim bir şey demedin? Kim çok iyi giyiniyordu? Ya çok merak ettim. Niye bu, hani bizimle mi alakalı bu? Hayır, ne alakası dedi, var? Yok, hayır, bir şey soracağım. Biz sabah 7'de... Hayır, hiç alakası yok. O burada kendini gayet Ayşegül, güzel Çiğdem'e karşı savundu. Sen benim ayrıca onu evet, nereden sevdiğimi çıkartıyorsun? Ben de şu an kendimi sana karşı ben bir şey soracağım. Sen benim onu nereden sevdiğimi çıkartıyorsun? Yani sizin üstünüzdeki şeyi anlamadım ben. O bana döner, onu alkışlıyor. Bunu dağılmasın. Şimdi sizden bahsediyorum. Biz sabah 7'lere 8'lere kadar terzilerde çalışıp orada bir şeyler anlatıp burada geldiğimizde bir gözümüzü kırpmadan durabiliyorsak sizin de böyle yapmanızı istiyoruz. Ayşegül'üm, ben buraya kaç kez hiç uyumadan geldiğini evet, biliyorum. Yani. Ben bugün buraya hiç ağzımı uyumadan geldim. Ağzımı kesmiyorum ama hiç uyumadım burada. Ve hala gözlerim açık. Bunu yapabiliyorsam siz de yani yapın artık. Yani ben şey görmüyorum, size kaygı görmüyorum. Tamam, birinci olabilirsiniz. Sizi seven minik minik fanlarınız olabilir. Çok güzel bir şey. Ama hani burada da böyle uyuyunca ben o minik fanlarınıza da saygısızlık yaptığınızı düşünüyorum. Çünkü bana sürekli böyle Aycan Nurcan'a şunu deme, Aycan Nurcan'a bunu deme. Kusura bakmayın. Biri uyuyorsa da ben ona uyu derim. Uyuyor derim yani. Aynı şekilde Nazlı Amarit'e hiç kaygı görmüyorum. Ki her döndüğümde Emel de böyle duruyor yani. Emel de aynı şekilde. Değişen bir şey yok. Ben sen de, evet sen de uyuyorsun ben Emel. Asla, bak yok, asla demek uyuyamıyorum. Hayır Emel de. Emel gözünü ay, bile kırmaz. Ölke Hanım böyle duruyor sürekli. Nazlı. Ha, ben ne oldu şimdi? Ay. Vallahi yani fenalık geldi. Ama Ölke Hanım ben bir şey söyleyeyim. Siz uyumuyor diyorsunuz ama ya siz baktı sesiniz çıktığında hani bir konuştuğunuzda Emel uyanıyor ama böyle duruyor. Ay Ayşegül gerçekten şu an o kadar uykum var ama benim hiçbir zaman gözüm. Ya yenirsin ya. Emel uykum Emel, geldi. Ne alemsin ya. Hiçbir zaman gözüm kapanmadı. Kıyamam. Uyku mu var? Gerçekten evet var gözünü ama onun için sinirlendi. Ben görüyorum. Bir şey söyleyebilirim. Ya bayramda niye uyumadınız siz ya? Tamam. Vallahi kapatmıyorum. Gözümü kamerada karşımda zaten. O yüzden biz hiç biz görmedik. Ben görmedim bak çok ben söyledim. Gerçekten ben gördüm. Ben de hiç böyle görmedim. Duruyor, gerçekten böyle Ayşe duruyor yani. Ben görüyorum manzarayı. Bak şimdi mesele uyku değil, anlamıyorsunuz. Mesele katılımcı değil. Ay ben de ona gelmek tamam, katılım, istiyorum. Uyku katılımcı demeyelim değil şuna. Şimdi evet eleştiriyorsunuz ama yani gala geldiği zaman da her birinizden daha fazla bir uçarak burada bir performansları da var, bunu da kabul edelim. Ama hepsini durup durup galada yapıldığı zaman bundan rahatsız oluyorsunuz. Hafta içindeki emek zaten sizi yoran, yıpratan ve sizi o eleme aşamasına taşıyan. Şimdi hakkınızı verelim, evet galalarda bombasınız. Ya her seferinde söylüyorum bunu, her anonsda galada söylüyorum, hafta içinde söylüyorum, defalarca söylüyorum. Yani en iyi performanslardan biri illaki sizin oluyor. Bunu biliyorum. Merakla bekliyoruz en azından. Hmm. Ne yapacaksınız diye. Ama aynı şeyi burada da hafta içinde de yapmanız beklentisi içerisinde yarışmacı arkadaşlarınız. Çünkü onlar bu emeği veriyorlar. Tabii ki siz böyle bir duruşta olduğunuz zaman sanki hiç üzerinize toz kondurulmadığı için değil mi? Toz kondurulmuyor. Onlar bu mücadeleyi veriyorlar. Birbirleriyle yani sevdikleri var, sevmedikleri var. Bunu açık yüreklilikle paylaşıyorlar. Biz sizin kimi sevdiğinizi ya da kimden hoşlanmadığınızı ya da kimi kendinize yakın rakip gördüğünüzü bu hislerinize dair bir bilgiye sahip değiliz. Problem bu. Konuşun demiyorum. Asla demiyorum. Sadece hatırlarsanız sezon başında da böyle serzenişlerde bulundu evet, yarışmacı arkadaşlarım. Buna beni de dahil ederek biz bu tepkilere de göğüs gerdik. Sanki siz konuşmak istemiyorsunuz, biz sizi zorla konuşturuyoruz gibi bir durum. Bak şimdi bir yarışın içerisinde olduğun zaman bir iddia ile geliyorsun ve oyunun belli kuralları varsa o kurallar çerçevesinde oynayacaksın. Siz bu reality yokmuş gibi de davranamazsınız. Aynı şekilde bak döndük başa geldik, yine aynı eleştirilerle karşı karşıyasınız. Bu benimle alakalı değil, yarışmacı arkadaşlar aksi düşünen var mı? Farklı düşünen var mı? Bence. Ya da hayır canım ne alakası var diyen var mı? Ya ben sadece şey demek istiyorum hani mevzu uyumak değil de Nazlı ve Emel için de söylemek istediğim şu. Şimdi biz burada sadece kıyafetimizle eleştirilmiyoruz aslında hani dışarı baskısı yeri geliyor. Jüriyle de burada söylediklerimiz sebebiyle konuşmamız gerekiyor, konuşuyoruz. Hani ben burada
çok konuşuyorum. Düşüncemden dolayı da eleştiriliyorum. Hani karakterimle de yarışıyorum. Daha az konuşanların şöyle bir avantajı olabiliyor hani. Bu konuda eleştirilmiyorlar. Peki bir şey soracağım ya. Sadece sizin için söylemiyorum biliyorum bunu. Sadece bize söylemediğini de. Yani mesela hazırlanırken de bu, yani buranın dışında da sizce ben farklı mıyım? Yani ben zaten burada olduğumu, ya ben burada mesela herkesle konuşuyorum. Dışarıda da herkesle konuşuyorum. Hiç kimseyle böyle özel olarak da atışmıyorum aranızda. Arkada da ben öyleyim. Hayır, öyle. Nurcan, bir şey söyleyeceğim. Nurcan. Ama arkada mesela siz çok şenlikli kızlarsınız. Ben mesela bir sezonda evet, zaten... Evet, espri anlayışına dair bir şey bilmiyoruz mesela. Mesela Aycan çok esprili, çok evet, fazla taklit çok yapıyor. Nurcan da aynı şekilde çok... Ben bayılıyorum sıcak onlarla kanlı zaman geçirmeye. Ama buraya geldiklerinde böyle daha yok, böyle aktif... Biz de görmek istiyoruz aslında onu diyorlar. Burada görmek istiyoruz. Hayır. Yani... Karakterinizin renklerini açın oluyor burada. Haydi bakalım, geçebilirsiniz. Tamam. Aycan Şencan, stiletto 220 lira, deri pantolon 500 lira, çanta 1800 lira, body 179 lira. Nurcan Şencan, çizme 800 lira, çanta 50 lira, etek 150 lira, bluz 190 lira, manto 700 lira, şapka 250 lira. Hoş geldiniz uyuyan güzeller. Merhaba. Uyuyorsunuz ama. Aycan özellikle sen. Yani o kadar uyunur mu bir anacığım? Hiç mi uyumuyorsunuz? Biraz tabii ki arkadaşlarınızdan ibret almanız gerekir. Yani burada konuşuyorlar, neler yapıyorlar. Haklılar kızlar. Ben de katılıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Neyse kıyafetlerinize gelince o tavşanla o payeti şıkır şıkırı hiç bağdaştıramadım. Bir eline alsana o beyazı. Bilmiyorum, sevmedim o bluzun o şu böyle o süt. Onu yani, evet içine giydim hiç çünkü. Hiç sevmem yani, keşke bir şey... Kendinizden bir şey katsaydınız. Siz ki becerikli kızlarsınız. Numaralarınız vardır. İşte hep diyoruz ya. All Star'da artık o numaralar yok sizde. Aynı oradan geldiğiniz gibi. Kötü müsünüz? Kötü değilsiniz. Ama oradan ya yani aynı kızlarsınız. Böyle bir bize wow falan yaptıramıyorsunuz. Sana gelince sen Aycan'dan daha iyisin. Takke mi taktın? Ne deniyor? Kasket mi? Kasket, evet. Evet. Yani takke. Cuma şıklığına uymuyorsunuz. Hani Aycan bir şıkırtılı bluz o günlük hayatta da giyiliyor. Bana göre artık o abiyeye girmiyor. Yani cuma şıklığında siz de yoksunuz. Daha bir baksana herkes nasıl gelmiş. 7. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ben de sizden biraz daha yorumları duymak istiyorum. Sizin çünkü birinci oldunuz, ilk sezonun birinci oldunuz. Evet. Sizin yorumları hakikaten çok önemli. İzleyiciler bence de sizin yorumları merak ediyorlar. Biraz da fazla konuşun. Kendinin fikrini söyleyin. Ve aynı zamanda mesela hiçbir zamanda kendini böyle eline uzatarak söz istemediniz. Ben istiyorum. Ben de istedim. Ya çok az görüyorum. Çok nazik görüyorum aslında. Bugün evet, cuma şıklığı çok uymuyorsunuz. Ceketleri değiştirebilir misiniz? Nurcan sen iyi oldun. Beğendim gömleğin eteğine, beğendim. Çizmelerde de fena değil. Sanki böyle daha iyi. Çünkü bu tarafta senin o beyaz ceketi çok çiğ kaldı üstünde. Sen böyle beyaz daha kar topu gibi oldun o pufuyla beraber. Fena değilsiniz ama daha abiye olmalısınız cuma şıklık için. Tamam. Çok abiye tabii ki evet, gerek yok ama biraz bir tık daha şık olmalısınız. Tamam, peki. Yeri veriyorum. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba. Hafta arası giyindiğiniz kılıklardan hiçbir farkı yok. Hatta daha iyi bile giyiniyorsunuz hafta arası bazen.
Aycan hiç beğenmedim. Seni de az beğendim. Yani cuma ışıklığı görmüyorum üstünüzde. Peki. Teşekkür ederiz. Kaçıyoruz biz.